وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yine çok sevdiğim ayetlerden bir tanesi. Bu hatta Hud suresinin son ayeti. Göklerin ve yerin gaybı Allah Azze ve Celle'ye aittir. وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ Bütün iş O'na döner. Göklerin, yerin gaybı O'na ait. Bütün iş O'na döner. Yani Allah son sözü O söyler. Bir işin oluşun gerçekleşmesi sürecinde belki birileri şöyle olsun diye beklentiye girebilir. Belki bazı melekler şöyle olsun diye temenni edebilir, hatta dua edebilir. Belki bazı insanlar yine şöyle olsun, böyle olsun diye temenni edebilir, dua edebilir. Hatta yeryüzündeki bir hadise ise müdahale etmeye de kalkışabilir. Ama bir şeyin gerçekleştiği son hali Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, Cenab-ı Hakk'ın sağladığı haldir. Dolayısıyla وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Bütün işlerin akıbeti Allah'a döner. Burada da وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ Bütün işler Cenab-ı Hakk'a döner ve O'nun istediği şekilde gerçekleşir. Allah kendisini böyle tanıtmışken tam bu noktada belli ki bu nokta kulun tam da işte ona tapılır, tam da böyle olan benim kulluğumu hak ediyor, diğer benim gibi kullara benim tapmamam gerek diyen akleden insanı celbetmek için فَاعْبُدْهُ Dolayısıyla ona kulluk et. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Ve ona güven. Çünkü kulun hayatında İşlerin kimin elinde olduğu ve gerçekleşen, neticelenen haliyle kimin sözünün geçtiği ve dolayısıyla kime yalvarıp kimden beklentilerini sağlamaya, ümitlerini gerçekleştirmeye sığınıp, yaslanıp, tevekkül edip, dayanıp beklentiye gireceği bir kudretin arayışı var bütün insanlarda. Müminler, muvahhidler Allah Azze ve Celle'yi tanıyınca bütün işlerini onun üzerinden çözmeye, yani her şeyin beklentisini Allah Azze ve Celle'den yaşamaya başlarlar. Bu iman, bu tevekkül, bu Allah Azze ve Celle ile girilen bir kulluk ilişkisi, Cenab-ı Hakk'a kulluk ve hayatın içerisine yansıyan bir şey bu. Artık o kul bilir ki, yani bir peygamberin ifadesiyle hiçbir zarar bana veremezsiniz diyor. İlla en yaşa Rabbi şey'a. Rabbimin bana dilediğinden fazla siz kendinizce hiçbir zarar veremezsiniz. Bu iş ve oluşların tamamının Cenab-ı Hakk'ın hükmüyle, Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, onun tedbiriyle gerçekleştiğini bilen bir yaklaşım. Bu işte iman dediğimiz şey tevekküle böyle aksediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yaratan O, göklerin yerin gaybini bilen O, gayb bilgisi ve bütün işlerin kendisine döndüğü kişi O. Şu halde فَاعْبُدُهُ O'na kulluk et وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Ve O'na tevekkül et. Eğer kişi bu manada Cenab-ı Hakk'a kulluğundan yahut Cenab-ı Hakk'a tevekkülünden en küçük bir o anlamda ayrıldığı zaman belli bir boşluk içerisine girmiş olur. Beklentisi külli manada her şeyin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğu hususundaki inancına sirayet edecek olursa sıkıntıya yol açar. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Rabbin sizin yaptıklarınızdan kesinlikle gafil değil.